kullanıyorsa hiçbir şey almayacak. Siz gelin yeter. Bu hikayeleri ile birlikte burada şu medeniyet bu yapmış ölçülerini falan sadece o kadar değil. Koymazsanız eğer bunu o zaman hikaye yarım kalır. Daha doğrusu ilgi çekiciliği de kalmaz şey. Şimdi yazılım mühendisimiz var, harita mühendisimiz var, mimarlıktan arkadaşlar. 100'den fazla olan bu yapı topluluğunu ben şimdi yalnızca... Hristiyanlığın resmi din olarak kabul edilmediği Roma döneminde ciddi anlamda takibi yapılan bir kültün başlangıcı. Trabzon Tarihi Kent Mimarisi'nin sanal aktarımı TÜBİTAK destekli bir proje. TÜBİTAK desteğini aldık. Şimdi bundan sonraki aşamalarında 3 aşamayla ilerleyeceğimiz bir proje. Bu projede Trabzon Tarihi Kent Mimarisi'nde yaklaşık olarak 800'ün üzerinde tescilli yapının sanal ortama aktarılmasını öngörüyoruz biz. Bu aktarım sırasında birinci aşamasında karekod yapı eşleşmesi yapacağız. Şöyle yani yapılarla ilgili teker teker bilgi fişleri oluşturacağız. O yapıların ayrıntılarını, hikayelerini, üzerlerinde barındıran genel özelliklerini ve geniş özelliklerini anlatan bilgi fişleri oluşturacağız. Bu bilgi fişlerini karekodla eşleştirip yapıların görünür bir yerine sabitleyeceğiz. Gelen insanlar o karekodlardan dilerlerse yapı hakkında bilgi edinebilecekler ya da daha sonradan rahat bir yere geçtikleri zaman okuyabilecekler. İkinci aşamasında bu karekod eşleşmesinden sonra dijital haritalar oluşturacağız. Yapıların gerçek lokasyonlarını, koordinatlarını harita mühendisliğindeki uzman arkadaşlarımızla birlikte belirleyerek dijital haritalar oluşturacağız. Oluşturduğumuz bu dijital haritalara farklı filtreleme yöntemleriyle filtreleme oluşturacağız. Bu oluşturduğumuz filtrelemelerde mesela diyelim ki siz 17. yüzyılda değirmenlerle ilgili görsel bir görüntü elde etmek istiyorsunuz ya da görmek istiyorsunuz. O zaman Trabzon Tarihi Kent Merkezi'ndeki değirmenlerin tamamını bir tıkla görebileceğiniz bir proje çalışması olacak ikinci aşamasında. Aynı zamanda bu bilgi fişleri az önce yaptığımız karekod eşleşmesinde, yapı eşleşmesindeki bilgi fişlerini de bu kısma aktaracağız. Yani dijital haritalara aktaracağız. Aktardığımız bu bilgileri de oradan görebilecek insanlar. Üçüncü aşaması bu şu anda desteklenen TÜBİTAK kapsamının dışında fakat bu projenin devam projesi olarak sanal gerçeklik terası oluşturacağız. Oluşturacağımız bu sanal gerçeklik terasında şehrin yüksek bir yerinden görülebilen, çıplak gözle görülebilen kısımlarını ya da işte tarihi eserlerini sanal gerçeklik terasındaki yaptığımız cihazlarla ya da işte daha önceden oluşturduğumuz ilk aşama, iki aşamada elde ettiğimiz verilerin üzerine sizi uzun sokakta 17. yüzyılda yürütebileceğiz. Projemizin amacı bu. Bütün derdimiz de bilinir kılmak, Trabzon tarihi kent mimarisini halk nezdinde bilinir kılmak, dünya nezdinde bilinir kılmak. Saray kapısı dediğimiz, kral kapısı dediğimiz kapıdan girip çıkıyorlar. Hocam 800 civarında tescilli yapı var dediniz merkezde. Ama tabii siz bunların tam özellikle Yunan kentlerini aşırı derecede yabancı